Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber ne mi göreceğiz? Bugün sizlerle beraber Türk profesörlerinin ve mühendislerinin teknolojiye katkılarına bakacağız. Ne duyuyoruz? Hemen başlayalım. Bazen cep telefonlarımızda 4G yerine E işareti çıktığını görmüşsünüzdür. Bu işaret 2.5G Edge teknolojisini ifade etmektedir. Ericsson tarafından geliştirilen 3G öncesinde bas istasyonlarında genellikle bu sistem kullanılıyordu. Ericsson'un kullandığı bu teknolojiyi Profesör Hüseyin Arslan imzası taşımaktadır. Wi-Fi üzerinden internet bağlantısı hayatımız için neredeyse vazgeçilmez hale geldi. Tüm yeni telefonlar, televizyonlar, bilgisayarlar ve ev sistemleri, klima olsun, ışıklar olsun hepsi Wi-Fi'ye bağlanıyor. Bu alandaki en büyük şirket ise Amerikalı Qualcomm. Genelde işlemci olarak bildiğimiz Qualcomm bu işe de el atmış durumda. Buraya kadar bir Türk yoktu ancak Qualcomm'un Wi-Fi çiplerini bir Türk tasarlamış. Dünya devi bir şirketin Wi-Fi çipleri tasarımını yardımcı doçent doktor Hakan Doğan yapmıştır. F-16 tarzında ve hatta bütün araçlarda radar sistemleri onlar için vazgeçilmez bir şeydir. Harley Vega sistem tarafından üretilen F-16 radarlarında bir Türk imzası taşınmaktadır. Ve bu Türk kim derseniz yardımcı doçent doktor Kemal Özdemir'dir. 3G'yi biliyorduk. Artık 4G'yi biliyor ve kullanıyoruz. Ama dünya yavaş yavaş 5G'ye geçmeye başladı. Yeni nesil haberleşme ürünlerinin eski nesil haberleşme ürünlerinden ayıran en büyük fark dalga formlarının tasarımıdır. 5G sistemlerinde veri çok hızlı taşınacağı için dalga formu çok kritiktir. Bu teknik bilgiden sonra Güney Koreli bir şirket 5G'yi üretecek. Ama Profesör Hüseyin Arslan'ın tasarladığı ve patentini aldı 5G dalga formu ile üretecek. Uzaydaki yerçekimsiz ortam kas erimesine neden olmaktadır. Yerçekimsiz ortamda kas hücrelerini anlık olarak takip edebileceğimiz sistemler ile Avrupa Uzay Ajansı tarafından ilk defa nedenleri incelenmektedir. Ve bu sistemi Türk bir bilim adamı olan yardımcı doçent doktor Fatih Toy tarafından geliştirildi. Ve ayrıca kendisi Zero-G uçuşlarında da test ediliyor. Hücreler şeffaf olduklarından mikroskop ile görüntülenmeleri biraz zordu. Bu nedenle klasik olarak hücreleri cansız hale getirip boyanarak görüntülenmektedir. Holografik tomografi kullanılarak hücreler boyanmadan tüm detaylarıyla incelenmektedir. Dünyası için bir devrim niteliğinde denilen bu teknolojiyi yine yardımcı doçent doktor Fatih Toy tarafından geliştirilmektedir. F-16 ve benzeri uçakların transporter uçakları ile dış dünyayla haberleşmesini sağlamak. Bu sistemler hem yüksek frekanslı hem de geniş bantlıdır. Harley Vega sistem tarafından F-16'lar için halen vazgeçilmez bir sistem olan bu sistemi Ercüment Arvas bulmuştur. Radarı hepimiz biliyoruzdur ama pasif radar nedir biliyor musunuz? Normalde bildiğimiz radarlar sağa sola sinyaller göndererek ben buradayım der. Ama bu sistem biraz daha farklı. Pasif radarı saman altından su yürütmeye benzetebiliriz. Çünkü etrafına sinyaller yaymıyor ama etrafındaki aktiviteleri kendisiyle görüntüleyebiliyor. Bu sistemler için özel bir anten gerekir ve sistem işleme algoritması da gereklidir. Ve daha demin bahsettiğimiz Türk bilim insanı Ercüment Arvas yapmıştır. F-16'lar için hayati bir önem taşımaktadır. Her ülke güvenlik ve haberleşme için kendi askeri sistemini üretmek için çalışırlar. Ülkemiz ise bu çipleri yavaş yavaş kendimiz üretmeye başladık. Ve bu sistemin yardımcı doçent doktor Hasan Doğan ile öğrencileri tarafından geliştirilmektedir. Geniş tabanlı bu sistemlerin gerçekleşmesi için arka tarafta optik sinyalleri birleştiren, ayıran, gönderen, yükselten ve yöneten komplike bir sistem vardır. Bu sistem CHP Max 5000 sistemi olarak geçmekte ve Amerika'da halen kullanılmaktadır. Ve bu sistemi yardımcı doçent doktor Kemal Özdemir yapmıştır. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle beraber Türk bilim adamları ve mühendislerin yapmış olduğu teknolojiye katkılarından bahsettik. Keşke o firmalar Türk firmaları olsaydı ve daha fazla şeyi ülkemizde gururla sunabilseydik. Umarım ilerleyen zamanlarda daha güzel haberlerle karşınıza çıkarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenin ve abone olun. Görüşmek üzere. Bu videoda Türk profesörlerini ve bu Türk kim derseniz yardımcı doçent doktor Yahya Kemal'dir. Hala üretilen ve F-16'larda. Pasif radar ise neydi lan? Yükselten ve yön... Keşke bir videoki...